ekonomiye girmek istiyorum bu bölümde Fuat Bey. Türkiye bu seçime giderken daha çok şu iki ikilem üzerinden gitti. Muhalefet enflasyona, hayat pahalılığına ve sizin Türkiye ekonomi modeli dediğiniz ekonomi modelinin yarattığı negatif sonuçlara odaklandı. Siz de daha çok milli projeleri öne çıkardınız. TOG dediniz, Karadeniz doğalgazı dediniz. Biz de TOG mu kazanacak, soğan mı kazanacak diye tartışma programları yaptık. Nihayetinde Cumhurbaşkanı'nın seçimi daha önde geçmiş olması seçmenin ekonomi ikinci plana attığını mı gösteriyor? Yoksa AK Parti'nin %35'e gerilemesi hayır ekonomi de gündemimizde dediğini mi gösteriyor? Yani ben özellikle şu düzeltmeyle başlamak isterim müsaade ederseniz. Biz hiçbir zaman herhangi bir ürünümüzün veya sektörümüzün soğan veya patatesle o ona karşı şeklinde bir söylemimiz olmadı, olmazdı. Sayın Numan Kurtulmuş'un bir benzetmesinden başladı o tartışma. Dolayısıyla biz şunu söyledik. Şahsen ben de kullandığım bir, kendimin de kullandığı, şahsımın da kullandığı bir şeydi bu. Kızıl elma, kızıl elmamız ve diğer tarafta yine kağanımız ne kadar kritikse, önemliyse bizim için soğan ve patates de bir o kadar önemlidir dedik. Yani biz böyle bir ayrıma asla gitmeyiz. Onun için ben yapısal dediğimde sektörel bazı özellikle öne çıkarıyorum. Ve biz böyle de yaptık. Cumhurbaşkanımızın yaptığı da budur. Cumhurbaşkanımızın özellikle dikkat ettiği noktalardan birisi bir, Türkiye'nin özellikle dış politika konusunda bağımsızlığını Türkiye'nin, ülkemizin, milletimizin çıkarları doğrultusunda hareket edebileceği bağımsızlıktan da bunu kastediyorum. Yani A, B, C, D ülkesinin, Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın çıkarları doğrultusunda, Avrupa'nın çıkarları doğrultusunda hareket eden değil, kendi ülkesi ve milletinin çıkarları doğrultusunda hareket eden, karar veren bir dış politika ve bağımsızlık. Bizim biraz önceki ifade ettiğiniz bu TOG'da da olsa, savunma sanayinde Kızıl Elma'da da olsa, İHA'larda da olsa, SİHA'larda da olsa, diğerlerinde de olsa ana çıkış noktamız buydu. Yani bizim bağımsız hareket edebilmemizi sağlayabilecek ana kritik teknolojilerde ve sektörlerde kendi kendimize yeter hale gelmek zorundayız dediğimiz bir şeydi bu. Savunma sanayi bunların başındaydı. Çünkü terörle başımız beladan kurtulmuyordu bir türlü. Terörle başımız beladan kurtulmuyor olayı şu. Bir taraftan PKK'yı başına bela ediyorlar. Diğer taraftan onunla mücadele etmen gereken enstrümanları senin elinden alıyorlar. Helikopter almak istiyorsun. Sadece basit bir helikopterden bahsediyorum. Verebiliriz. Ama şurada işte bilmem nerede kullanmayacaksın. Şurada kullanmayacaksın dediği PKK ile mücadele etmeyeceksin diyor. Uçak alıyorsun. F-16'yı alabilirsin, verebilirsin. Yok bilmem kongresi şu bu bilmem ne. Hadi onları taşıyorsun ama işte bilmem Ege'de kullanmayacaksın. Tankı alıyorsun Almanya'dan ama motor şurada yok. Yapmayacaksın. Hayır bir de terörle mücadele alanında kullanmana müsaade etmiyor. Peki sen terörle mücadele alanında kullanamadığın zaman ne oluyor? Aslında yaptığın şey dönüp gene ekonomiyi vuruyor. Kalkınmanı etkiliyor senin. Terörle mücadeleye çok... Tabii ki yani baktığında terörle mücadele etmediğin zaman etkin bir şekilde tarım ve hayvancılığını yapamıyorsun bölgede. Değil mi? Köylerde kalınlamayan dönemi düşünün. Hayvancılıkla geçinen bir tüm bölge birdenbire oradan taşındığında hayvancılıkla ilgili sektörü baltalıyorsun. Veya ilgili birçok şeyle bunu ilişkilendirebiliriz. Şimdi burada son derece yerli ve milli bir duruş sergilendi. Cumhurbaşkanımızın yaptığı liderlik ve kararlılık, kullandığı siyasi irade buydu. Ama aynı zamanda da Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey şu oldu. Her bir kabine toplantısında ve bu konudaki her bir kararda şunu söylemiştir.
ben vatandaşımın mutfağına dokunmanızı istemiyorum. Dokundurmayacağım. Bunun için mücadele etmiştir. Yani dokunuldu, vergi midir? Yani vergi midir? Dokunmamak mümkün değil. İşte onu söylüyorum. Yani açıklayacağım birazdan. Vergi midir? Hayır. Şu mudur? Enerji fiyatları mıdır? Pandemi döneminde bütün dünyada fırlarken her konuda yapabilirsiniz ama vatandaşımın mutfağına dokundurtmam. Hani halkını düşünün, %80'lere varan sübvansiyon uyguladık biz. Faturalarda. Yani, faturalarda. Yani 100 liralık faturanın 80 TL'sini devlet ödedi. Hani halkı için yapılan çalışmalarda. Yani bizim dışımızda da gelişmeler olabilir. Bir şey de yapamıyor da olabiliriz bu konuda o an için ama vatandaşımı ezdirmemem lazım benim. Şimdi pandemiyle başlayan süreçteki bir enflasyonun göz ardı edilmesi mümkün değil. Bütün dünya yaşadı, biz de yaşadık. Ama akabinde, enflasyon tabii şu ki, an yeni ekonomi modeliyle yükseldi. Şimdi bak, sonrasında Rusya, Ukrayna kriziyle enerjide yaşanan maliyet ve geçen yıl bizim ilave neredeyse 60 milyar dolarlık bir enerji faturamızın çıkması yine Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için önemli bir sıkıntıydı, darboğazdı. Ona rağmen gene şeye dokunmadık. Ama sonrasındaki şeyle alakalı da ne dedik? Evet, model olarak şuna gideceğiz o zaman. Ekonomiyi yönettiğinizde baktığınızda para politikaları vardır, maliye politikaları vardır, bir de yapısal dönüşüm vardır. Yani para politikaları boyutundaki, evet, piyasadaki likidite boyutunu önemli. Çünkü doğrudan enflasyonu etkileyen şeyler. Vergi politikalarınızla ilgili yine yapacağınız şeyler vardır. Bir de yapısal dönüşüm. Yapısal dönüşümde de biz ısrarla ihracat odaklı bir büyümeyi hedef aldık. Şimdi şeye de baktığımızda aslında biz OECD ülkeler arasında da dünyada da hem pandemi döneminde hem sonraki krizler döneminde hiç aralıksız büyümeyi sürdüren bir ülke konumunda olduk. Şimdi ilk model çıktığında cari açık kapanacak. Çok ihracat, evet, yapacağız. Cari açık kapanacak. Fazla vereceğiz. Buradan dolayı da dolar düşecek. Dolar kuru düştüğünde, doğrudur, de herkes rahatlayacak diye bir senaryo ile yola çıkıldı. Fakat, doğrudur, gelinen noktada böyle olmadı. Cari açık, evet, ihracatta ciddi rekorlar kırıldı. Bütün sanayicilerimizi tebrik ediyoruz. Sizin çabalarınız önemli. Fakat cari açık daha da arttı. Ve enflasyon ciddi şekilde yüksek. Şu an baz etkisiyle düşüyor ama tekrar yükselecek mi tartışması devam ediyor. Bu modelde tekrar bir revizyona gidilebilir mi? Sayın şimdi, Mehmet Şimşek'le görüşmeler şimdi söyleyeceğimiz, ne anlama geliyor? Bana bir müsaade ederseniz ben bir şeyimi tamamlayayım, argümanımı tamamlayayım. Şimdi bizim oradaki dünya ile ayrışmamız başladı. Yani dünya ile ayrışmamız da şu anlamdaydı. Enflasyon bütün dünyada yükselmeye başlayınca, özellikle pandemi sonrası, faiz oranlarının artırılması şeklinde dünyadaki genel yaklaşım buydu. Türkiye olarak bizim yaklaşımımız daha farklıydı. Faiz oranlarını artırdığınızda ister istemez kredi maliyetleri artacağı için, yatırımlar düşeceği için bu istihdamı negatif olarak etkileyeceği için, yatırım düşeceği için, dolayısıyla nüfus artıyor. Sizin işsizlik oranınızın arttığı bir boyutu düşünün. Ve dolayısıyla üretimin azaldığı veya aynı kaldığı en kötü ihtimalle bir yapı, ihracatınızın aynı veya azaldığı. Çünkü ihracat rekabetçi bir ortam. Aynı seviyede tutamazsınız eğer o tekeri sürekli döndüremezsiniz. Biz dedik ki bu patikada gitmek istemiyoruz. Dolayısıyla biz büyüyen bir ekonomiyi tercih edelim, istihdamı canlı tutalım, yatırımları canlı tutalım. Onun için paranın maliyetini biz ne pahasına olursa olsun aşağıda tutmamız lazım. Zaten politika faizlerini indirmeye başlamamızın ana sebeplerinden birisi özellikle selektif kredi diye ifade ettiğimiz, yani biz düşürelim, ondan sonra da bedava kredi dağıtalım demedik. Düşürelim ve yatırım amaçlı olan projeleri destekleyelim. Selektif kredi dediğimiz buydu. Değil mi? Yani faizi bir araç olarak kullanmayacaksanız o zaman başka enstrümanları bir araç olarak kullanmak durumundasınız. Dolayısıyla yatırımlar devam etti. Sonuçlarını da görüyoruz. İşte son 2-3 aydır ki açılışlara baktığınızda yatırımlar sadece kamu boyutu değil aslında. Özel sektörde de i̇şte şöyle bir organize sanayi bölgelerini şöyle bir dolaşsanız, Kılıçdaroğlu'nun ya fabrika var mı dediği
Hiçbir şey bilmiyor ya, hayatında Bey, görmemiş. Bazı evinden, sanayicilerimiz bu işten evinden, çok başarılı çıkmış olabilir dışarı de, çıkmadığı için, bu enflasyon altında evinden mutfağından ezildi. Dışarı çıkmadığı için organize sanayi bölgelerindeki bizim bu 254 milyar dolarlık ihracatın nereden geldiğini, o yatırımların nasıl arttığını da görmüyor. Şimdi orada yatırımlara devam ettik biz. Dolayısıyla işsizlik oranlarını düşünün, pandemi döneminde 13-14'lere varan oran şimdi 9,9'a indi. 5-5,6 oranında bir ortalama büyümeyle gittik. 11,6'lara varan büyüme oranı yakaladık. Tekrar düzeltme faktörü olarak da o dönemde. Bu büyüme vatandaşa ne kadar yansıdı? Ben şimdi söyleyeceğim, oraya da geleyim. Müsaade ederseniz oraya da geleyim ben. Şimdi sonrasında da bunu üretim ve ihracat olarak devam ettiriyoruz. Şimdi tabii bizim sıkıntımız şurada. İhracata dayalı büyüme olduğu için, çünkü doğal kaynakların yeteri kadar yok. Doğal kaynak, yani döviz girdisi sağlayacak doğal kaynağın yok, petrolün yok, doğalgazın bilmem neyin yoktu. Dolayısıyla bizim orada yaptığımız bir savunma sanayinde evet hem dış işte bağımlılığı azaltacak ve terörle mücadeleyi artıracak şekilde orada müthiş bir gelişme sağladık %20'den 80'lere sektörel bazda. Yani üçüncü ayağı devreye soktuk, yapısal dönüşümü. Aynı zamanda da burada elde ettiğimiz bizim kazanımları teknolojik bazda, inovasyon bazında diğer sektörlere aktarmaya başladık. Buna kimsenin itirazı yoksa. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi buradaki açık içeride bir. Yani dışarıya ödediğin içeride kalıyor. Terörle mücadele ettiğinde, yapısal olarak söylüyorum bunu. Şimdi ve yerlilik ve milliliğe yatırım yaptığında, enerjideki yapısal dönüşüme bu defa sektörel girmeye başladık. Sağlıkta pandeminin de etkisiyle çok daha hızlı. Şehir hastanelerinden dolayı biz çok çektik. Yani muhalefetin bize neler yaptığını siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Bu kadar büyük hastanelere ne yapacaksınız? Parayı şuraya veriyorsunuz, buraya veriyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Pandemi yaşandı. Bir sorun yaşadık mı? Hayır. Peki 110 kilometre karede dünyanın en büyük asrın depremi diye ifade ettiğimiz depremi yaşadık 11 ilimizde. Bir sorun yaşadık mı sağlık alanda ciddi? Yaşamadık. Bu sağlık altyapısıyla işte buraya dönüyor. Yani bunu nasıl gördüğünüzle alakalı. Bunun alternatif maliyetini düşündüğünüzde bu ekonomidir ve vatandaşa dönmesidir. Şimdi sorumun tam yanıtını bekliyorum hali. İki, sonrasında devam ediyoruz. Enerjideki yerli ve millileştirme olayına geldiğinizde, yapısal dönüşüm bunların her birisi, sektörel bazda bakın. Şimdi şeye geldiniz, doğalgaza, zaten yıllardır arıyorduk, 100 yıldır arıyor Türkiye. Bulamadığınız şeyi yerleştirdiğinizde, geminizi yerleştirdiğinizde olmuyor. Geçtiğiniz analizler boyutuna, insan kaynağı boyutuna kadar indiğinizde kendi kaynaklarınızı bulmaya başladınız. Geliştirdiğiniz savunma sanayi ürünleriyle sınırlarınızı ve içerideki terörle mücadelenizi güçlü şekilde devam ettirdiğinizde işte Gabar'da orada ne yapıyorsunuz? Petrol buldunuz. Petrol bulmadın. Yani ama bak, ama bunlar hepsi birbiriyle alakalı. O para politikası. Ya anladım ama bakın bu muhalefet dönüp şunlar yeniyor mu, bunlar yenmiyor mu diye konuşmadı mı bize haftalardır? Şimdi dolayısıyla siz orada terörle mücadele ettiğinizde petrolü arayabilecek bir ortam oluşturunuz. Aradığınızda da bulanlar arayanlardır dedik. Şimdi orada mevcut kapasitenin çok daha üzerinde. Bu artarak devam edecek. Şimdi doğalgazda, petrolde vatandaşa dönmeyecek mi? Dönecek. Biz 110 milyar dolarlık şu anda geçen yılki şeylerden dolayı bir fatura ödedik. Bunların azalarak şimdi birden bizim enerji politikalarımız değişti. Gıda enflasyonu da enerji politikalarımız değişti. Enerji politikaları geleceğim müsaade edin. Gençsizlik %20. Gıda politikalarımız değişti. Gıda diyorum. Enerji politikalarımız. Şimdi enerjide %100 dışa bağımlı olan ülkeden şimdi ne iddiamız var? Yeni dönemde Türkiye bir enerji üssü olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Putin'in bir şeydir bu. Putin'in önerisi ama sadece bu Rusya ile alakalı da değil. Şu anda biz Türk Devletleri Teşkilatı'yla da bunu çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı o kadar şeye koymayın. Çok ciddi çalış. Türk Devletleri Teşkilatı bir barış projesidir. Bir refah projesidir. Bölge içinde, Türkiye içinde, Avrupa içinde, Asya içinde, Rusya içinde, herkes için.
Ya bunlar bu kadar basit şeyler değil, kendiliğinden olan şeyler değil bakın bunlar. Yani ekonomi dediğiniz şey, ya bir orta ve uzun vade, kısa orta ve uzun vade dediğiniz şey, burada yapı taşları öyle bir diziliyor ki, bu yapı taşları yani nasıl birdenbire biz son 3 aydır açılışlar, ya bunu nasıl açtınız kardeşim, herhalde seçime yönelik çalışmıştınız deyince, biz dedik ki ya eğer biz bu kadar seçime yönelik çalışabildik ve 10 yıl önceden, 15 yıl önceden bu projelere başlayıp seçimden önce bitirebildiysek bizi tebrik etmeniz lazım zaten. Değil mi? Koca koca asrın projelerini 10-15 yıl önceden bugüne endeksli bitirebiliyorsak tebrik edilmesi gereken bir şey. Bu başka bir şey değil. Şimdi burada da çok ciddi yapı taşlarını döşüyoruz. Bu yapı taşları. Şimdi, kimsenin itirazı yok. Ama yani bunu görmezden geldiğinizde... Bunu görmezden yani geldiğinizde... Yani milli savunma sanayimiz şimdi, büyüsün. Karadeniz'de daha büyük rezerv bulsun. Şimdi bakıyorsunuz... Turizm de genişlesin. Cari açık. Para politikası cari açık. Değişecek şimdi neydi? Mi değişmeyecek mi falan? Yatırımdı, istihdamdı değil mi? Üretimdi, ihracattı ve cari fazla hedefli büyümeydi. Şimdi buradaki bizim geçen yılki performansımıza baktığınızda eğer ki Rusya-Ukrayna krizi yaşanmamış ve aradaki 60 milyar dolarlık ilave enerji maliyeti çıkmamış olsaydı biz zaten cari fazlayla bitirecektik. Öngörmek. Hangisini? Savaşı. Tamam işte biz de ona göre biz ne dedik? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak son derece esnek bir şeyde ve hızlı karar alarak devam ediyoruz. Onu öngördük. Şimdi ne yaptık? Politikamızı enerji üssüne dönüştürdük. Ve çok büyük hedefler koyarak enerji üssüne dönüştürdük. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Enerji fiyatlarının düşmesiyle alakalı. Tamamen dışa bağlıyım. Dolar kuru dolayısıyla, bu kadar yüksek tutmam ki cari açığım. Ama dolar kurunu nasıl yüksek tutacaksınız? Dolar kuru dediğiniz nedir? Dolar kuru dediğiniz şu suyun fiyatının belirlenmesinden çok farklı bir şey değil. En basit ifadeyle gene arz talep dengesidir. Yani dışarı gönderdiğiniz dövizle İçeride şeyden aldığınız gelen ve giden döviz arasındaki aradaki farktan oluşan talep. Yani fazlanız varsa doların değeri düşer, açığınız varsa da artar. 60 milyar dolar siz fazla verdiğinizde açık artmaz mı dolardaki? 60 milyar Türkiye bütçesinde az bir rakamdan bahsetmiyorsunuz ki. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in gelme olasılığı şimdi, var mı yok mu? Ya biz bir saniye bir sorunuzu tamamlayalım yani o kadar şey değil. Şimdi bu sektör devam edecek bakın. Şimdi otomotiv sektörü dediğiniz bir başka sektör. Bu sadece bir tok, bir otomobil değil. Akıllı cihaz derken biz bunu laf olsun diye söylemedik. Bunun içerisinde otonom var. Bilişim var. Elektronik sanayi var. Otomotiv yan sanayi var. Yıllardır birikimini yaptığımız. Ve elektrikli sistemler boyutunda şimdi elektrikli aracın bir de market olarak en doğru zamanlaması var. Şimdi bu alana girdiğinizde buradaki araç bütün bu sektörlerin liderliğini, lokomotifliğini yapıyor olacak. Ya bununla gurur duymaz mısın Kılıçdaroğlu? Yani bununla da mı gurur duymazsın? Bunu mühendislerin, yani Türk mühendisleri geliştirdi. Toplu gençler geliştirdi. Yok zaten. Hatta Ekrem İmamoğlu bana niye vermiyorlar? Ben ya gençler, ya Ekrem İmamoğlu'nu bırak. Ekrem İmamoğlu işin şovunu da Ekrem İmamoğlu'ya versen onun nasıl kullanılacağını da bilmez. Yani, kullanamaz mı TOG'u? O kadar zor mu kullanmak TOG'u? Şeyde gitsin o nedir? Şeyde kayağıyla meşgul olsun. Şimdi arkadaşlar bunun arkasında bir emek var. Bak her bir sektörde liyakat diyorsunuz ya. Her biri çok ciddi Ar-Ge, inovasyon, yatırım ve çok ciddi bir beyin gücü gerektiren şeyler. Ve çok ciddi strateji ve siyasi irade gerektiren, liderlik gerektiren duruşlar. Yerli ve millilikten kastediyorum. Şimdi siz bunu anlayamayacak kadar bir muhalefet ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi dolayısıyla biz yaptığımız şey aslında her bir sektöre girmemizle çok ciddi hedefler belirliyoruz. Turizm, son konu şey yapacağım, cari açıkla alakalı olduğu için. Cari işlemler dengesinden bahsediyorsunuz değil mi? Yani bir bizim ticarette ihracatın belirli konularda ithalata bağımlı olmasının getirdiği bir cari şey var orada. Dış ticaret dengesindeki açık var. Bir de biraz önceki söylediğim diğer tüm sektörlerden kaynaklı bir cari işlemler dengesindeki bir açık var.
yapısal olarak her bir sektörü adım adım dönüştürerek biz geri dönülemeyecek şekilde cari açığı tamamen kapatacak bir yapısal dönüşüme götürüyoruz Türkiye'yi. Şimdi süremiz bunu yapacağız. Azalıyor. Bunu yapacağız. Şimdi burada gıda konusu. Gıdada da evet orada da bir arz talep konusu var. Şimdi orada yapmaya çalıştığımız şeylerden birisi biraz de hep şu oldu. Biraz tempolanmamız lazım. Tamam, memnuniyetle. Orada da şu oldu. Başka sorularım var. Türkiye sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışındaki diğer ülkelerle çok yoğun işbirliklerine başladık biz. Hem içerideki verimliliğin artırılmasıyla alakalı hem de çok büyük ölçekli tarım arazilerinin tahsisiyle ilgili. Yani bu öyle bir işbirliği ki ülkelerle hem işbirliği yaptığımız ülkeyi geliştirecek, kalkındıracak hem de bizim gıdadaki aradaki başka arz açığını başka ülkelerle. Niye Türkiye'deki tarım arazilerini arttırmaya gidiyoruz? Ona ilave olarak diyoruz. Yani Türkiye'deki tarım arazilerini zaten kullanıyoruz ama ilave. Yani Türkiye 85-86 milyon ve artarak devam ediyor. Yani ilave orada da daha büyük projelerin olduğunu, mega projelerin olduğunu ifade etme anlamında bunu söylüyorum. Oraya baktığınızda da zaten yapacağımız olay yine o gıda arzını hem içeride hem dışarıda artıracak şekilde bunları getireceğiz. Bunların her birisi zaten yaptığımızda buradaki cari fazla hedefine sektörel bazda ve yapısal anlamda geri dönüşü olmayacak şekilde katma değer sunacak. Vatandaşa nasıl dönecek bu? Dönüyor zaten işte bak biraz önce siz ne dediniz? Doğalgazı bedava verdiniz burada sıcaktan duramıyoruz dediniz. Herhalde ücretsiz devam ediyor dediniz. Reklam arasında şöyle bir espri yaptım sevgili izleyiciler. İçerisi çok sıcak arkadaşlar bedava diye mi çok yaktınız diye espri yaptım. Fuat Bey oradan. Dolayısıyla hani evet olabilir ama yani bu güzel bir espri kötü bir şey değil. Yani doğalgaz bulduğunuzda bu vatandaşımıza dönüyor size dönüyor Kılıçdaroğlu'na da dönüyor. Fatura ödemesine de gerek yok artık. Yani fatura ödemeyi pek sevmiyor ya. Bir bazen bazen beceremediği için de zaten, elektrikleri falan kesiliyor. Onu da bizden bekliyor herhalde. Gidin faturamı ödeyin de elektriğim açılsın diye. Fuat Bey sözlerinizden anlıyorum ki bütün bu yapısal dediğiniz sizin doğalgaz, yeni dönemde, enerji, yeni tok, dönemde onlar de şu devam olacak. Edecek ama para politikası yeni dönemde bu de, Türkiye ekonomi yeni dönemde modeli de şu devam olacak. Edecek gibi algılıyoruz. Yeni dönemde de tabii ki şimdi bir seçim dönemi bittiği andan itibaren en büyük önceliği zaten Cumhurbaşkanımızın kabinesini kurup hemen Cumhurbaşkanlığı kabinesinden sonra en yoğun şekilde odaklanılacak alan budur. Ekonomidir. Ve bunu milletimiz de görecektir. Bu sorunu milletimiz zaten görüyor ama çözecek de yine Cumhurbaşkanımız olarak. O zaman kabineyi görüyor. Konuşalım. Bu, zaten son dakikaları bunun yaklaştık. Bunun çözüldüğünde yine göreceğiz ama. Yani biz tek haneli enflasyonlara nasıl Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulaştık? Şimdi birileri diyor ya ben oradayken ya sen yapma neyse şimdi. Kabinede nasıl bir yani kabine göreceğiz? Yani başkalarından aferin bekleyen birisinin herhangi bir hedefi gerçekleştirme şansı olamaz. Siz yine Kılıçdaroğlu'na gidiyorsunuz. Sadece Kılıçdaroğlu'na gitmiyorum. Avanesine de söylüyorum. Ekibine de söylüyorum. Yani hala Türkiye'nin nereye geldiğinden farkında değiller. Adamlar Avrupa'dan bilmem şuradan buradan aferin bekliyor. Yani onlar artık bizden aferin bekliyor. Biz kimseden bir kısa aferin... soru cevap yapalım mı? Dolayısıyla bunun çözüldüğünde çok hızlı şekilde göreceksiniz. Öyle. Kabinede nasıl bir yapılanma olur? Çünkü siz dahil bütün bakanlar milletvekili oldular. Sizce tekrar kabineye dahil olurlar mı? Yepyeni bir kabine mi görürüz? Bu konuda öngörünüz var mı? Ya bu konu tabii ki dediğim gibi Cumhurbaşkanımızın ifadesi şu anda bir seçim dönemindeyiz. Seçim henüz bitmemiştir. Seçimin hakemi millettir. Son düdüğü çalana kadar da henüz tabii, bu ikinci seçimi maç kazanırsanız bitmemiştir. Ben de soruyu daha doğru dolayısıyla sorayım. Şu anda biz bütün gücümüzle sahaya odaklanmış durumdayız. Bir rehavet söz konusu olmasın. Dolayısıyla yeni dönemde tüm seçmenimizi bizim sandığa tekrardan götürebilmemiz lazım. Şu anda bizim bütün odaklandığımız şey bu. Artı üzerine ilave koymamız gerekecek. Dolayısıyla bununla alakalı da çok motive olmuş durumdayız. Şimdi bir de önümüzde ve meclis Cumhurbaşkanlığında seçimleri var. Cumhurbaşkanlığında da zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde millet yetkiyi Cumhurbaşkanı'na verir. Şu anda ki zaten önümüzdeki seçim çok daha kolay olacak. Recep Tayyip Erdoğan yani mı Kılıçdaroğlu mu? Zaten millet de gördü aradaki farkı. Dünya lideriyle
en ufak bir şeyde panikleyen ve kendi masasını dahi yönetemeyen bir insanın ülkesinde herhangi bir şeyi yönetemeyeceğini de çok net bir şekilde gördü. İnşallah biz bunu sandığa taşımamız lazım. Sonrasında yetkiyi millet Cumhurbaşkanımıza vereceği için Cumhurbaşkanımız kabinesini oluşturacaktır. Yani orada çok daha güçlü bir kabine yine olacaktır. 85 milyon bu kabinenin üyesi olabilir. Yani yeni sistemde böyle bir güzellik getiriyor. Sorun size yok dair yani. Bir Türkiye'de çok sorayım. Meclis, siz artık milletvekilisiniz. Mecliste bir seçim olacak. Meclis başkanlığı için sizin adınız geçiyor yoğun bir şekilde AK Parti kulislerinde. Yani o tür meclis şeyde... başkanı olma olasılığınız var mı? Hayır. Yani benim o tür şeylerle bizim gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani ben sadece kendi adıma da söylemiyorum. Arkadaşlarım adına da bunu söylüyorum. Tüm AK Parti'deki arkadaşlarımız adına da Cumhurbaşkanımızın tüm ekip adına da ben bunu çok rahatlıkla kabinedeki arkadaşlarımız adına da tüm rahatlığımla söyleyebilirim. Bizim ismimizin önünde ne yazıp yazmadığıyla alakalı zerre hiçbirimizin bir şeyi olmaz. Bir beklentim yok. Asla diyorsunuz. Öyle bir şey olmaz. Yani bizim yani işte yok Cumhurbaşkanı yardımcısı tamam burada hizmet ettik. Şimdi Cumhurbaşkanımız tamam bundan sonra burada bir şeye ihtiyaç vardığını hiçbirimiz sorgulamadan tamamen oraya daldık. Bizim için önemli olan gerçekten milletimize hizmetkar olabilmektir. Cumhurbaşkanımıza burada yük olmaktan ziyade yükünü alabilmektir. Dolayısıyla öyle makam, mevki ve benzeri şeylerin bizim için bir karşılığı yoktur. Bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir beklentimiz de yoktur. Bir spesifik soru soracağım. Böyle bir şeyimiz soracağım. De yoktur yani. Kredi kartlarının avans seçeneğinin kısıtlandığına dair bir haber vardı bugün. Nedir o, bu iş? Böyle bir durum var mı? Yani onu bugün bana da geldi. Hatta onunla ilgili ben hemen çok hızlı bir bilgi notu da istemiştim. O da burada. Şeye bakabilirim. Tabii notunuza bakın. Oradaki konu aslında... Nakit avans kalktı diye bir haber çıktı bugün. Yani gerçeği yansıtmıyor. Kararıyla. Yani o çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını gördüm ben. Net notu görünce de. Olay şu. Dar gelirli vatandaşları muaf tutarak bunu ifade ediyorum. Yani kredi kartları var. 50 bin TL'nin üzerindeki kredi kartlarında. Limiti 50 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartları. Yani dar gelirli vatandaşlarımız uzaktan yakından etkileyen bir olay değil. Bu tür kredi kartlarında yoğun olarak oradan ücret alınıp altın alma gibi veya döviz alma gibi yani ekonomiye katkı vermeyen yastık aldı diye ifade ettiğimiz ekonominin dışına kaynağı taşıyan bir mekanizmanın çalıştığını görünce ilgili kurumlarımız çalışıyorlar. Bu sadece teknik bir çalışma. Dolayısıyla oradan altın ve dövize kayışı üst gelir grubu için aslında bu. Yani kredi kartıyla gidip de alıp yastık altı bir yatırım yapılmasının bir anlamı yok. Oradaki bir kısıtlamadan bahsediyor. Onun dışında bir şey değil. Onunla alakalı da ben şeyi de aynen okuyayım müsaade ederseniz. Dar gelirli vatandaşları muaf tutacak şekilde 50 bin TL üzerindeki limit olan kredi kartları için nakit avans çekimi ve 15 bin TL üzeri kuyum harcamaları ve diğer işte menkul kıymet tesisine tabi olmuştur. Olay bu. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. 15 bin liranın üzerinde kuyum alımı yapamayacaklar mı vatandaşlar kredi kartıyla? Hayır. 50 bin TL üzerinde limiti tamam, olanlar olabilir. İçin tamam. Bu geçerli. Bir de bu kredi kartını taşıyan bankalarla ilgili de bir limit var. Yani bankaların verdiği bir kredi limiti var. O kredi limitini çok aşmış. Kullanmaması gereken kredi limiti yani karşılığı olmayan bir şey gibi sanki. Ona diyor ki hayır sağlam gitmek zorundasın. Şu kadarlık bir limiti aştığında ki o da %3 gibi bir limit. Onu aştığında sana böyle bir sınırlama getiririm diyor. Yani hem bankayı kontrol ediyor hem de hane halkının borçlanmasını kontrol ediyor. Karşılıksız borçlanmasını yani kredi kartıyla kullandığınız kazanmadığınız bir şeyi
gidip yastık altı şey yapıyorsunuz. Şunu kredi da sorayım üzerine. Son olarak hükümetin yani Temmuz doğrudan, ayında vatandaşımızı doğrudan direkt ilgilendiren bir husus değil. Yani. Hükümet Temmuz ayında yapacağı açıklanan asgari ücrete ek zam mı acaba ikinci tur öncesinde yapar mı diye merak ediyor. Böyle bir ihtimal var mı? Asgari ücret için nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Yani onunla ilgili zaten çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Hem gerek asgari ücretle ilgili çalışmalar hem memurlara olan yine taban 22 binin en az olacak şekildeki açıklamalar, çalışmalar bunlar devam ediyor. Artı bir de yine emeklilerle ilgili yaptığımız iyileştirmenin tüm diğerlerine de yansıtılacak şekildeki bir düzeltme. Orada hatırlarsanız temel 7500'e çıkarılmıştı 5000'den. Dolayısıyla diğer emeklilerimizin de sahadan bize talepleri vardı. İyi ama ben şu kadar prim yatırdım. Diğer arkadaşım bu kadar yatırdı. Şimdi aynı alıyoruz ne olacak diye. O da aynı şekilde düzenlenir. Bunlar yapılacak. Zamanlaması yapılır. Yani ne zaman olduğuyla alakalı şu anda bir açıklama yapmak yanlış olur. Sinan Oğan meselesini hiç konuşmadık. Sayın Sinan Oğan'a muhalefetten telefonlar, görüşmeler var. Cumhur İttifakı olarak siz de görüşecek misiniz? Sayın Erdoğan'ın Sinan Oğan'la görüşmesi olasılığı var mı? Ya biz Sinan Oğan olayını ben tebrik ediyorum önce. Öncelikle 3 kişilik bir yarıştı. 4 kişilik bir yarıştı. Biz 4 kişilik olarak da tamamlanmasını çok arzu ederdik. Bu anlamda ben bir kez daha Sayın İnce'ye geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek isterim. Şimdi 2 kişilik bir yarış. Dolayısıyla yeni bir ikinci tur. Dolayısıyla biz ilkeler bazında hareket eden bir ittifakız. Yani hiç kimseyle öyle bir hani pazarlık boyutunda sana da şu olur bu olmaz gibi bir pazarlıkla hareket edilmedi. Yani Cumhurbaşkanımız size bakanlık da bunu verelim, açıklam- başkan yardımcılığı verelim demezsiniz. Bizimki siz. Yani Cumhurbaşkanımız bunu çok net açıkladı. Biz ilkesel bazda birliktelikler. Zaten örtüştüğümüz noktalar var. Tabanla da örtüştüğümüz noktalar var. Biz herkesten şu anda oy istiyoruz zaten. Değil mi? Yani 86 milyondan biz oy istiyoruz ve ilkelerimizi açıklıyoruz. Açıkladığımız ilkelerde biraz önce de ifade ettik. Biz tek millet dedik, tek vatan dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik. Yani burada örtüştüğümüz ve terörle aramızda çok net bir mesafe koyduğumuz, terörle mücadelede bu kırmızı çizgimiz net devam edeceğimiz ortamda biz herkeste bu iletişimi sağlarız, görüşürüz. Zaten şeyle de Sinan Beylerle de bu çerçevede görüşmeler devam ediyordur ama bu bir pazarlık veya o çerçevesinde olmaz. Yani şeffaf olur, ilke bazında olur. Dolayısıyla biz kendi mesajımızı duyurabileceğimizi düşünüyoruz. Ben... Çok çok teşekkürler Sayın Fuat Oktay. Programın sonuna geldik. Size de ikinci turda başarılar diliyorum. Teşekkürler yayınımıza. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar iyi geceler hayırlı diliyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve artık Ankara Milletvekili Sayın Fuat Oktay'la